Sevgili gençler, merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir edebiyat ohabeti dersiyle karşınızdayız. Bugün Tanzimat Dönemi roman ve öyküsü üzerinde duracağız. Önce başlıklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Tanzimat Dönemi'ne gelinceye kadar edebiyatımızda roman ve hikaye yoktu. Biz bu eksikliği, yani roman ve hikaye eksikliğini nasıl karşılıyorduk? Özellikle masallar, halk hikayeleri, destanlar diye bildiğimiz anlatmalık türlerle karşılıyorduk. Ama Tanzimat ile birlikte edebiyatımıza batıdan gelen türler arasında yer alan... ...roman ve hikayenin olduğunu gördük. Önce çeviri romanlar yaptık. Sonra yerli romanlar verdik. Arkasından naziri romanlar yazdık. Ve böylece roman edebiyatımıza... ...tanzimat döneminden itibaren ne yapmış oldu? Girmiş oldu. İşte çeviri romanlardan isterseniz başlayalım. Bugün Türk Edebiyat Tarihi'nde... ...ilk çeviri roman olaraktan Yusuf Kamil Paşa'nın yazmış olduğu... ...Telemagoy adını verdiğimiz eseri alacağız. Biliyorsunuz Telemak ...Fransız yazar diye bildiğimiz... ...Fransız yazar diye bildiğimiz... Fenulun'a ait olan bir eserdir. Bu eserde aslında Fenulun'u incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. 16. yüzyılda Fransa'ya kral olacak olan kişinin Telemagoya gibi bir genç olmasını istiyor. Peki Telemagoya kimdir? Telemagoya adını verdiğimiz genç aslında Yunan adasının kralının oğludur. İşte bunu öğrenen, bunu bilen Fenolun bunu bilen Fenelon, işte Fransa'yı 16. yüzyılda kral olacak olan gencin Telemagoya adındaki bir genç gibi olmasını istiyor. O zamanlar yurt dışında bulunan Yusuf Kamil Paşa da bu Fenolu'nun Telemago adlı kitabını okuyor, beğeniyor ve bunu Osmanlı Türkçesine aktarmış oluyor. İşte Osmanlıcaya çevirdiğimiz ya da Osmanlı Türkçesine aktarmış olduğumuz ilk eserin Yusuf Kamil Paşa'ya ait olan Telemago olduğunu unutmayacağız bu bir. Arkasından diğer çeviri romanlar geliyor. Mesela nedir? Ahmet Lütfi Efendi'nin çevirmiş olduğu hikayeyi Robinson yani 28 yıl ıssız bir adada kalan bir adamın hikayesini anlatmış olduğu Robinson'un Crusoe çevirisini Ahmet Lütfependi yapıyor. Nasıl çeviriyor? Hikayeyi Robinson adıyla çevirmiş oluyor. Varan 3. Geldik Gaziantep'li Münih Paşa'ya. Tanzimat döneminde batıdan Romanya'da hikaye çevirenlerden bir tanesi de Gaziantep'li Münih Paşa'ydı. Münih Paşa'nın da hikayeyi Mağdurin adını verdiğimiz çevirisinin olduğunu biliyoruz. Teodor Kısab'a geldiğimiz zaman her ne kadar adı Diyojen dergisi anılan bir yazar olsa da her ne kadar Pinti Hamdi gibi, eşkipli Memo gibi oyunları yazan bir yazar olsa da Teodor Kasab'ın Monte Cristo Conte adlı eseri çevirdiğini görmekteyiz. Hocam, Monte Cristo Conte kimin eseridir? Alexander Dumas Pera ait. Alexander Dumas Pera ait olan Monte Cristo Conte'unu çeviren kimmiş? Teodor Kasab'mış. Devam edelim. Recaizada Mahmut Ekrem'in biliyorsunuz Fransız Chateaubriand diye bildiğimiz Chateaubriand diye bildiğimiz yazardan Atala adlı romanı roman diye çevirmiyor. Nasıl çeviriyor? Tiyatro metni olarak tan çeviriyor. Böylece romandan piyes çıkarmanın ilk örneği de Eklem'in çevirmiş olduğu Atala adlı eser olmuş oluyor. Burası önemli. Yine gelelim Tanzimat döneminde Emin Sadık adını verdiğimiz bir yazarın Paul ve Virjini çevirisini yaptığını görmekteyiz. Şemsettin Sami nasıl hatırlıyoruz? Tanzimat döneminde yazmış olduğu dil ve sözlük alanındaki eserlerden hatırlıyoruz. Onu biz Kamusu Türkiye'nin yazarı diye hatırlayacağız. Onu biz Taşuku Talatlı Fıtnat'ı yazan yazar diye hatırlayacağız. Ancak Şemseddin Sami Taşuku Talatlı Fıtnat'ı çevirmeden yani yazmadan önce iki tane orijinal eser yazmıştır. Ya yani daha doğrusu Taşuku Talatlı Fıtnat'ı yazmadan önce iki tane Fransız edebiyatından çeviri yapmıştır. Bunlardan bir tanesi Victor Hugo'dan çevirmiş olduğu Sefiller adlı roman olmuş. Bir tanesi de Şeytanın Yadigarları diye bildiğimiz eser olacaktır. Görüldüğü gibi Yazarlarımız bir eser yazarken önce tercüme diyebildiğimiz, çeviri diyebildiğimiz eserler çevirdiğini görmekteyiz. Eserler çevirmiş. Ahmet Mithat Efendi'ye gittiğimiz zaman biliyorsunuz Tanzimat döneminin en üretken yazarıydı. Yaklaşık 200'den fazla eser yazmış olan bu adam, 200'den fazla eser yazan bu adam aslında roman babında düşündüğümüz zaman 40'a yakın 28 tane de hikaye yazdığını biliyoruz. Nitekim kısadan hisse gibi aynı zamanda letaif rivayette yer alan 24 hikayeyi incelersek Ahmet Mithat'ın batılı anlamda olmasa da en azından büyük hikaye türünün bizde ilk örneklerini veren yazar olduğunu görmekteyiz. İşte Ahmet Mithat kendi romanlarını yazmadan önce batıdan çeviriler yapmıştır. Bunlardan bir tanesi Alexander Dumas filsin çevirdi, oradan çevirdi "Kamelyalı Kadın". Hocam "Kamelyalı Kadın" kime ait? Alexander Dumas Fils'e ait. Fransız yazar. Ahmet Mithat efendi bu Kamelyalı Kadını çeviriyor. Onu beğenen, onu okuyan Namık Kemal ne yapıyor? oturuyor intibahı yazıyor. Eğer bugün Ahmet Mithat Kamelyalı Kadın adlı romanı çevirmeseydi belki de namı Kemal bu romanı özünerekten intibahı yazmayacaktı. Önemli bence. Ahmet Mithat durmuyor. Bu defa da bir kadının hikayesi adını verdiğimiz yine başka bir Fransız yazardan çeviri yaptığını görmekteyiz. Bu dönemde Kadri adını verdiğimiz bir yazar, Topal Şeytan hikayesi adını verdiğimiz hikaye yazdığını görmekteyiz. Ve dönemin önemli şairlerinden birisi olan, divan şiirini sonuna kadar savunan şair diye bildiğimiz ve medrese eğitimi mezuna, mezun olan muallim Naci de bakın Terez Reken adını verdiğimiz eseri çevirmiş. Tabi bunlar öne çıkanlar, dikkat çeken eserler daha birçok tanzimat döneminde roman ve hikayenin çevrildiğini bir kere daha söylemiş olalım. Ama unutmayalım, ilk çeviri romanın Yusuf Kamil Paşa'ya ait olan, Yusuf Kamil'e ait olan, Fenolon'dan çevrilmiş olan Telemagu adlı eser olduğunu da bilmek lazım. Bugün Tanzimat döneminde sevgili gençler Tanzimat döneminde Ziya Paşa'nın da Telemagu adını verdiğimiz eseri çevirdiği söyleniyor. Ama elimizde eser mevcut değildir. Biz şu an Yusuf Kamil gene bakıyoruz. İşte 1860'lı süreçlerde Tanzimat döneminde çeviri türüyle girmiş olan ya da çeviri yoluyla girmiş olan roman ve hikaye daha sonra yerli örneklerini vermeye başlayacak. Bakın. Bugün bizim ilk yerli romanımız Taşuku Talat ve Fıtnat'tır. Peki Şemsettin Sami'ye ait olan bu eserin özelliğini bir. Sonu ölümle ve intiharla biten ilk roman olma özelliğine sahiptir. Neden? Çünkü Talat ve Fıtnat birbirlerini seviyorlardı. Görücü usulüyle Fıtnat öz babasıyla evlendirilirken bunu öğreniyor ve intihar ediyordu. Kim intihar ediyor? Babası. Fıtnat ve Talat intihar ediyordu. O zaman hocam ilk romanımız madem ki Taşuku Talat ve Fıtnat'sa Halil'e de İntihar temasını işleyen ilk romanımız da bu roman olmuştur. Sonu ölümlü bitmiş. Konu günlük hayattan alınmış, konu bir açtır, konu görücüsüyle evlenmedir. Çoğaltın çoğaltabildiğiniz kadar. Geldik ikinci yeni romana. Peki Türk Edebiyat tarihinde Tanzimat döneminde en çok roman yazan adam Ahmet Mithat değil mi? E keza, ikinci yeni roman diye bildiğimiz roman da onun kaleminden çıkacaktır. Nedir bu? Hasan Mellah adını verdiğimiz eser Ahmet Mithat'a ait olan eser arasında yer alacaktır. Yine ilk polisi roman diye bildiğimiz dört tane cinayeti konu olan esrarı cinayet adlı eser de Ahmet Mithat'ın kaleminden çıkmış. Bunun yanı sıra ilk roman, ilk romantik roman diye bildiğimiz henüz 17 yaşında adlı bir roman daha vardır. 13 yaşında bir gelin evine düşmüş olan bir Rum kızı diye bildiğimiz Kalyopi'nin 17 yaşındayken o gelin evinden kurtarılıp Ahmet adlı bir genç tarafından kendi uşağı diye bildiğimiz bir Rum uşağıyla evlendirilmesini konu alan roman henüz 17 yaşında adlı roman olacaktır. Biz bu, durum, bu romanda kadına acıma temasının olduğunu görmekteyiz. Düşkün kadın acıma temasını Ahmet Mithat'ın henüz 17 yaşında atlı ilk romantik romanında görmekteyiz. Geldik macera romanına. Az önce biz Hasan Millah ile ilgili bir cümle söyledik. Edebiyat tarihimizin ikinci yerli romanı Hasan Millah'tır. Faslı Hasan'ın hikayesi aslında. Çünkü bu eseri incelediğimiz zaman Alexander Dumas Fils'in, şey Alexander Dumas Peri'nin Monte Cristo kontuna bir nevi nazir uraktan yazılmış. Nasıl mı? Çünkü romanda Faslı Hasan bir eve hırsızlık için giriyor. Daha sonra hırsızlık için girmiş olduğu evin kızına aşık oluyor. O kızı kaçırıyor. Sonra kızı korsanlar kaçırıyor. İşte Faslı Hasan'ın yani Hasan Millah'ın sevgilisiyle sevgilisine kavuşmak için vermiş olduğu mücadele Ahmet Mithat'ın yazmış olduğu Hasan Millah adını verdiğimiz romanda anlatılmış. Üç temel ilkesi var. İkinci yerli roman, ilk macera romanı ve aynı zamanda Monte Cristo Conte adlı Alexander Dumas Peri'nin romanına e, nazil olarak yazılmıştır. Burada önemli. Bakın yine Ahmet Mithat'a ait bir roman, ilk siyasal roman, Jön Türklerin Paris'teki faaliyetlerinden bahseden bir roman yazdığını görmekteyiz. İlk fantastik roman da yine Ahmet Mithat'a ait. Hocam, ilk fantastik roman ne demek ya da fantastik kelimesi ne anlama geliyor? Fantastik, İçinde masala ait öğelerin geçti. Yani cinin, devin, ejderhanın geçmiş olduğu, e, büyülü gerçekçilik anlayışının olduğu eserlere biz fantastik eserler diyoruz. E ilk fantastik romanda Ahmet Mithat'ın yazmış olduğu Çengi adlı roman olacaktır. Bu arada Çengi hem bir romandır Ahmet Mithat tarafından yazılmış hem de Ahmet Mithat'ın aynı zamanda bir oyunun da ismidir zaten. Yani eser hem roman hem oyun olarak yazılmış. Ahmet Mithat bu defa 8. maddeye gelelim İlk yanlış batılaşmaya konu olan romanı yazacaktır. Burada Filatun Bey ve Rakım Efendi adlı roman Türk Edebiyat tarihinde Alafrangalık modasını yanlış batılaşma konusunu işleyen ilk roman olma özelliğine sahiptir. Eserde batıya özenen kendi kültürlüğü batı kültürü arasında kalan bir Filatun Bey var. Bir de kendi değerlerine öz değerlerine sıkı sıkı bağlı olan Rakım Efendi'yi görüyoruz. İşte bu iki gencin hikayesini Felahatun Bey ve Rakım Efendi işledik biz. Hatırlayalım Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesi'nde, Reşat Nuri'nin e, Yaprak Dökümü adlı eserlerinde de biz yanlış batıllaşmanın yansımalarını gördük. Hatta Eklim'in Araba Sevdası adını verdiğimiz eserinde de yanlış batıllaşmanın yansımalarını görmüştük. Sevgili gençler geldik ilk edebi romana. Yani Avrupa'yı demeyelim de Avrupa'daki edebiyat değerine yakın bir dille yazılmış olduğu için edebiyat tarihimizin ilk edebi romanı kahramanı toy bir delikanlı olan Ali Bey olan ve Mahbeker adındaki bir hayat kadınının peşine düşüp hayatını mahveden bir gencin hikayesi. Toy bir gencin hikayesi. Sergüzeşti Ali Bey yani intibah romanı. İlk tarih romana gelelim. Bazı kaynaklarda Ahmet Mithat'ın yeni Şeriler adlı adreslerini almış olsa da biz bugün ilk tarih roman olaraktan Adil Giray'a yani Kırım'a yardıma giden Cezmi'nin hikayesini alacağız. Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk tarihi roman olaraktan Cezmi'yi sayalım. İlk idealist romana gelelim. İlk idealist roman kimindi? Tabii ki e, Turfan'da mı yoksa Turfa mı diye bildiğimiz romandı. Bu eser, bu eser kalkınmanın köyden başlayacağı tezini ortaya koyan bir eser olmuştur. Kalkınmanın köyden başlayacağı tezini ortaya koyan bir romandır. Bu romanın da baş kahramanı Mansur'dur. Evlendiği kız da Zehra'dır. Sorulmuştu bu soru. Evet Antalya'nın Kaş ilçesinin Belemek köyünde. Antalya'nın Kaş ilçesinin Belemek köyünde bir köylünün yani Karabibik'in hikayesini biz kimden dinlemiştik? Nabizade Nazım'dan dinlemiştik. 64 sayfalık aslında uzun bir öykü gibi gözüken bu eser, edebiyatımızda köye yönel, yönelişin ilk izlerini gördüğümüz romanlardan bir tanesidir. Ama ilk köy romanı diye bildiğimiz Karabibik'te kesinlikle tarımda makineleş, makineleşme, su sorunları, köylü ağaç atışmaları, köylülerin yoksulluk içinde bulunması gibi konular işlenmemiştir. Sadece mekan olaraktan köyün olduğunu görmekteyiz yani Antalya'nın, Kaş ilçesinin Belemek köyünün olduğunu görmekteyiz. Çünkü biz tarımda makineleşme, su sorunlarını, hayvan sorunlarını keza fedola düzenini Cumhuriyet döneminde köy edebiyatında göreceğiz. Yani köy enstitülerini kurduktan sonra göreceğiz. 1940'lardan sonra. İlk naturalist roman olaraktan ya da başka bir deyişle ilk psikolojik roman dinimisi olaraktan da İstanbullu bir ailenin kızı olan Zehra'nın kocası Supe'yi kıskanmaktan dolayı hayatının mahvedişini ilk de ilk naturalist roman diye bildiğimiz Zehra'da göreceğiz. Kahramanı Zehra ve Supi'dir. İlk Riyaşi romana gelelim. Reza Aziz Mahmut Ekrem'in yazdığı araba sevdası. Sevgili arkadaşlar, okullarda ders anlatıyorsunuz. Ekrem anası doğurduğu günden beri şahidir bu adam. Bu adam romantiktir. Bu adam üç tane çocuğunu kaybetmiştir yahu. İşte Emced, Piraye değil mi? Nijat gibi. Biz onu daha çok işte bildiğimiz Yadigar Şebap, Nami Seher, Zemzeme 1, Zemzeme 2, Zemzeme 3, Pejmürde gibi şiir kitaplarıyla tanıyacağız. Yani Ekrem bir şairdir. Ekrem kötü araba sevdasını yazmış diye. Ekrem işte Muhsin Bey gibi, Şemsa gibi hikayeleri yazmıştır diye biz onu bir roman hikayesi hikaye yazı değerlendiremeyiz ki. Tamam Tanzimat döneminin teorisyenidir. Tanzimat döneminin üstadıdır kendisi kabul ediyorum. Ama Ekrem bir roman yazarı değildir. Yazmış olduğu bu kötü araba sevdası adlı roman yanlış batılaşmayı ve alfrangalık modasını işleyen bir romandır. Hatırlayın burada bir gezinti yerinde karşılaşmış olduğu periveş adlı bir kadına aşık olan ve onu yola getirebilmek için kendisi doğru Türkçe bilmesine rağmen Fransızca garsonlar tutan, Fransızca işçi aşçılar tutan, Fransızca öğretmenler tutan bir gencin hikayesi. Kimin hikayesi? Bihruz Bey'in hikayesidir. Kahramanımız Bihruz Bey. İlk defa kadın ticaretini konu alan roman da yine Tanzimat ikilinin ünlü roman ve hikaye yazarlarından Sezai'nin yani Sami Paşa'da da Sezai'nin yazmış olduğu Sergüzeş romanıdır. Bu romanı da çoğunuz okumuşsunuzdur. Romanın asıl kahramanının Dilber adlı Kafkasya'dan zorla kaçırılıp getirilen, İstanbul'daki konaklarda hizmetçi olarak tan çalıştırılan Dilber adlı bir kızın hikayesiydi. Dilber satılmış olduğu konaklarda hizmetçi olarak çalıştırılırken Aşık olmuş olduğu konağın beyinin oğlu olan Cilale, Cilale bir türlü kavuşamaz. Cilale olan duygusunu ev içinde saklayan Dilber bu acılara da yaramaz. Mısır'a kaçar. Kendini Nil nehrine atar ve intihar eder. Yani ölür. Şimdi buradan bir yere gelmek istiyorum. Hep kitaplarda veyahut da notlarda kadın ticaret ediyoruz. sevgili arkadaşlar. Burada bir hayat kadınından bahsetmiyoruz biz. Ha bana deseniz ki hangi romanlarda hayat kadını var? Tabii ki henüz 17 yaşında adlı romanda Kalyopi bir hayat kadınıdır. 2. Namık Kemal'in yazmış olduğu intibah romanda gördüğümüz mahpeker bir hayat kadınıdır. Araba sevdasında gördüğümüz perivenş bir hayat kadınıdır. Ama kesinlikle Sergüzeş romanında gördüğümüz zavallı, kafkasyalı, genç kız diye bildiğimiz Dilber'in böyle bir şeyi yoktur. Burada kadın ticaretini kastettiğimiz kadınların, kızların konaklarda e, hizmetçi olaraktan çalıştırılmasından bahsediyorum. Nitekim incelediğimiz Tanzimat dönemi, Seyret Fon'un dönemi romanlarına baktığımız zaman o konaklarda, o yıllarda çalıştırılan kızların Müslüman Türk kızları olmadığını, gayrimüslim kızları olduğuna da şahit oluyoruz. Ne yaptık? Önce romanları çevirdik. Bu listeyi ezberliyorsunuz. Bak burası önemli. Sonra ilk çeviri şey ilk yeni romanları yazdık. İlk yeni romanımız da buydu zaten. Sonu ölümle ve intiharla biten ve aynı zamanda konusu aşk olan ilk romandır. Taşuku talat ve fıtnat. Birisi öğrenmiş, görücü usulüyle evlenme. tamam da romanın genel akışı içerisinde aynı zamanda aşk teması da vardır. Bunları bir kere inkar etmeyeceğiz. Gelelim başka bir maddeye. Sevgili arkadaşlar. Tanzimat döneminde tabii ki en çok roman yazan, en çok hikaye yazan Ahmet Mithat Efendi'ydi. Nitekim Ahmet Mithat Efendi'nin Alexander Dumas perden çevirmiş olduğu, daha doğrusu e, Kamelyalı Kadın adını verdiğimiz eser, eseri, daha sonra yarın Hasan Millah'ın yazılmasına vesile olacak. Burayı düzeltelim. Burada bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Ahmet Mithat'ın Hasan Millah adlı eserinin yazılmasına sebep olan eser hangi eserdir? Monte Cristo Kontudur. Monte Cristo Kontudur. Bunu yanlış yazmışız. İşte bu Monte Cristo Kontu adlı eser, Alexander Dumas Pere ait olan bu eser aslında macera konulu bir romandır. İşte Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk macera romanı Hasan Millah'tır. Aynı zamanda ikinci yeni romandır. Ahmet Mithat bu romanı yazarken Monte Cristo konduğundan esinlenmiştir. Yine Ahmet Mithat'ın Cervantes'in Don Quixote adlı eserinden esinlenerekten yazmış olduğu Nazire Roman Çenge adını bildiğimiz eserdir. Yani içerisinde büyülü gerçekçilik anlayışı diye bildiğimiz, fantastik üyeler diye bildiğimiz öğelerin olduğu ilk roman Çenge'ymiş. Kimden etkilenmiş? Don Quixote'dan. Varan 3. Ahmet Mithat'ın Romantik olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani romantizm akımından etkilenmiştir. Doğru. Ama Ahmet Mithat'ın bazı eserlerinde naturalizmin izleri vardır. Nitekim Emel Zola'nın naturalizm anlayışından etkilenen Ahmet Mithat Efendi yazmış olduğu müşehedat romanıyla da bir romantizm romanı, şey, naturalizm romanı ortaya koymuştur. Ahmet Mithat'ın naturalist romanı neymiş? Müşehedatmış. Soru bankasında yazmıştım, konu anlatımda da yazmıştım. Çıkmış sınav sorusuydu çünkü bu soru. Hatta bir gün bir derste, alan dersimizde tahtaya bir şey yazmadan şu cümleyi kullandım. Dünyada bir yazarın, dünyada bir yazarın kendi eserinin baş kahramanı olduğu ilk eser Ahmet Mithat'ın kaleminden çıkan Müşahedat'tır dedim. Ve bu eser naturalist bir eserdir. Emine Zula'dan itilerek yazılmıştı diye belirtmiştim. O gün unutu alanlar sınavda yaptılar. O gün orada cep telefonuyla uğraşanlar derste yapamadılar. Neyse gelelim Namık Kemal'e. Bugün Namık Kemal bize iki tane roman bıraktı. Hikayesi yoktur. Birisi Cezmi, birisi İntibah. Önce Sergüzeş Ali Bey yani Ali Bey'in macerası anlamına gelen bir kitap yazdı. O dönemde bu ismini değiştirdiler. Daha sonra intibah adını verdiler falan. İşte Namık Kemal intibahı yazarken birçok şeyden etkilenmiş. Mesela realist halk hikayeleri diye bildiğimiz Hançerli Hanım hikayesinin kurgusu buna benziyor. Bu bir. İki, kamelyalı kadın vardı. Kim çevirdi kamelyalı kadını? Bakın buradan bulalım. Ahmet Mithat çevirdi. Ahmet Mithat'ın çevirmiş olduğu kamelyalı kadını okuyan Namık Kemal Dedi ki ben de bir roman yazacağım. Neyi yazacağım? Ali Bey'in hikayesini yani intibahı yazacağım dedi. İşte Kamıyla'lı kadın etkilerini gördüğümüz roman da neymiş? İntibahmış. Burayı anladık mı arkadaşlar? Nazire romanlar, Yerli romanlar ve çeviri romanlar. Şimdi gelelim Tanzimat roman mevkisinde ne vardı? Hem örneklerle somutlaştıralım hem de açıklamalarını yapalım. Konular hep günlük hayattan, ağırlıklı olarak günlük hayattan ya da tarihten alınmış. Bakın şimdi. E günlük hayattan aldık konumuzu. Yine günlük hayattan aldık. Günlük hayat, günlük hayat, günlük hayat. E, tarih diyebilirsiniz şunu aynı zamanda. Günlük hayattan aldık. İntibahta konu günlük hayattan. Platon Bey ve Rakıf Efendi de günlük hayattan aldığımızı görüyoruz. İşte Karabibik, Zehra'da hep günlük hayat. Araba sevdası da dahil. Konusunu tarihten aldığımız eserler arasında Ahmet Mithat'ın yeni sayabilirsiniz. Ahmet Mithat'ın işte... Pardon, Namık Kemal'in Cezmi romanının konusunu tarihten alan romanlar olarak değerlendirebiliriz. Kısacası, Tanzimat roman ve öykülerinde konu günlük hayattan daha fazla alınmış. Hayat, yani tarihten alınmış ama ekseriyetle günlük hayat diyeceğiz. Tamam mı gençler? Acıklı ve duygusal konular işlenmiş. Bak şimdi. E talat ve fıtnat kavuşamada intihar ettiler. Al sana acıklı bir son. Aynı şekilde devam edelim. Esrar cinayette acıklı konuların olduğunu yani cinayet konusunun olduğunu görmekteyiz. Araba sevdasında bir hayal kırıklığı var. Belki sonu ölümle bitmemiş, intiharla bitmemiş ama Bihruz Bey hayal kırıklığına uğramıştır. Burada yine sonun kötü olduğunu görüyoruz. Yine Sergüzeş romanında hatırlayın Dilber kendini Nil Nehri'ne atmıştı. O da bir olumsuz sonuçtur. İşlenen konulara bakalım. Aşk var zaten. İlk aşk romanı zaten budur. Sonra aşkı başka nerede görüyorsunuz? İşte bunda da görürsünüz. Burada da görürsünüz. Hepsinde görebilirsiniz. Aşk değişmez konudur. Esareti gelmek istiyorum. Esaret demek birisini hapse atmak demek değildir. Bazen fikir esareti olabilir. Bazen hizmetçisinizdir. Bazen hayat kadınısınızdır. Yine esaret altındasınızdır. Bakın burada fıtnat öz babasıyla evlendirilirken esaret altında değil midir? Yine esrar cinay şey henüz 17 yaşındaki romanda Kalyopu esaret altında gibi kız değil midir? Öyledir. Aynı zamanda devam edelim. İntibah romanda hizmetçilik yaptırılan Dilaşup. Keza e, baktığımız zaman araba aslında gördüğümüz peribeşi de esaret teması içerisinde görebiliriz. Hatta esaretin en yüksek olduğu romanda Sergüzeş romanda gördüğümüz Dilber olacaktır. Sonu ölümle biten romanları sayalım. Taş, Talat ve Fıtlat sonu ölümle bitti. Esrar-ı cinayetle zaten cinayetler var. Bunun dışında İntibah romanının sonunda ölümler var. Ali Bey Mahpekör'ü öldürüyor. İşte Dilaşup ölüyor. Ali Bey hapse giriyor. Beş yıl sonra hapiste ölüyordu hatırlayın. Cezmi romanında Adil Giray ve sevgilisi Perihan'ın öldürüldüğünü biliyoruz. O da önemli. Zehra romanında Zehra'nın kaynamasının öldüğünü görüyoruz son bölümlerde. E, Sevgileş romanında da Dilber'in intihar ettiğine şahit oluyoruz. Cariyelik olgusu, yine romanlarda işlenen konulardan bir tanesi. Kadın ticareti, burada kadın ticaretiyle kastettiğim hizmetçilik aslında daha çok. intibah romanda gördüğümüz Dilaşu bile, 83 romanda gördüğümüz e, Dilber birbirlerine yakın karakterlerdir. Görücü usulüyle evlenmeyi nerede gördük? Bak şimdi, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarını işleyen ilk roman Taşu Talatlı Fıtnat'tır. Bu bir. Başka bir yerde görüyor muyuz? Henüz 17 yaşında adlı romanda da görüyorsunuz. Neden o 13 yaşından beri genel evde çalıştırılan kalyup adındaki kız Ahmet adındaki bir konağın sahibi tarafından sahiplenilir ve Ahmet adındaki bu adam kendi uşaklarından birisini Calliope adlı kızla görücü usulü ne yapacaktır? Evlendirecektir. Burada da var bu olay. Başka görücü usulü evlenme nerede var derseniz genelde bu ikisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Yanlış batıllaşma olgusu. Tanzimat döneminde en çok roman yazan kim? Ahmet Mithat. Yanlış batıllaşmayı ilk işleyecek olan yazarımız da gene kimdir? Ahmet Mithat'tır. Bugün Filatun Bey ve Rakım Efendi romanı dışında. Aa, aynı zamanda Araba Sevdası adlı romanda da yanlış batıllaşmanın, Alafranga Rangan'ın etkilerini görmekteyiz. Böylece Tanzimat roman ve e, hikayelerinde gördüğümüz konu ve temaları somutlaştırmış olduk. Bu eserlerde bireye itme, toplumu düzeltme gibi bir amacın güdüğünü de görmekteyiz. Yani burada görücü Süleyman'ı sakıncalarına atarak topluma bir mesaj veriyor. Yine burada baktığınız zaman, şuraya geldiğimiz zaman, alafrangalık modasını anlataraktan, yanlış vatılaşımı anlatarak topluma bir mesaj veriyor. Yani bireyi ve toplumu eğitme söz konusudur. Akışık istedikten bilgi vermem. Bugün Tanzimat'ın birinci dönem romanlarında gördüğümüz bu özellik ikinci dönemde ortadan kalkmıştır. Peki bireyi eğitme, toplumu düzeltmek için akışık kesen kimdi? Kendini hacciye evvel olaraktan değerlendiren, Edebiyatı Ekrem'i ve Hamit'e bırakarak, bırakarak ben toplumun hacı evveli yani eski hocası olacağım diyen toplum için sanat çevirini başlatan isim Ahmet Mithat'tı. İşte ondan ötesi de zaten olmayacaktır. Ok, olayın akışını kesip okuyucuya bilgi verme anlayışı onunla başlayan bir süreçtir. Devam edelim. Eserde ilan olan kişilere bakıyoruz genellikle aydın tabaka, üst tabaka olduğunu görmekteyiz veyahut da tarih şahsetleri olmuş. Nitekim mesela... İntibah romanında gördüğümüz toy bir delikanlı ama zengin bir ailenin çocuğu olduğunu görüyorsunuz. Araba sevdasındaki bir Bey de kez öyle bu tipler olduğunu görüyorsunuz. E tarih şahsiyetleri Uraktan da mesela Cezmi romanında gördüğümüz Cezmi, Adil Giray tarih şahsiyetlerdir. Örneğin Jön Türkler'de ise Avrupa'ya giden Jön Türklerin faaliyetleri de yine tarihi bir süreçtir. Yani bu dönüm romanlarında sıradan insanlardan ziyade daha çok seçilmiş tiplere yer verilmiştir. Mekana gelelim. Mekan hep İstanbul dedik ya. Mekan hep İstanbul'du. Çünkü dönem 2. Abdülhamit dönemi olacak biliyorsunuz. O dönemde İstanbul dışına çıkmak yasak. Halil de bu dönem romanlarında mekanın hep İstanbul olduğunu, özellikle de Anadolu'nun ihmal edildiğini hep görmekteyiz. Peki hocam hangi eserde biz Anadolu'nun dışında mekan kullandık? Navizade Nazım'ın yazdığı adlı 64 sayfalık eserde Antalya'nın Kaş ilçesinin Belemek köyünü yani Anadolu'yu kullandık. Yoksa şurada gördüğünüz birçok romanın mekanı İstanbul olmuştur. Yani mekan İstanbul. Kahramanlar Türk yönlü olarak alınmış. Bu da bence önemli. Nasıl önemli? Bak şimdi. Atıyorum. İntimah romanında Ali Bey iyi bir karakterdir. Ama Mahpeyker kötü bir karakterdir. Araba sevdasındaki Bühruz Bey iyi bir karakter. Ama Periveş kötü bir karakterdir. Yani iyiler hep iyi, kötüler hep kötü. Kötüler cezalandırılmış, iyiler ödüllendirilmiş. Eserlerde son hep kötü bitti dedik. İlk sonu kötü biten roman hangisiydi? Taşuku, Talat ve Fıtnat'tı. Sonu kötü biten romanları bir kez daha sayalım. İşte Taşuku, Talat ve Fıtlatı alabilirsiniz. Keza başka cezmi alabilirsiniz, intibaha alabilirsiniz. Bunların sonu zehraya alabilirsiniz. Sonu kötü ve ölümle biten romanlardır. Bir de Tanzimat dönemi romanlarında gözlemlediğimiz bir özellikle bakın buraya yazdım 10. madde. Gereksiz yere tasvirler, gereksiz yere betimlemeler terk edilmiştir. Daha doğrusu ikinci dönemde terk edilmiştir. İlk dönem romanlarında betimlemeler ve tasvirler var. Ama ikinci dönemde bunlar birazcık daha ölçülü, birazcık daha azaltıldığına şahit olmaktayız. Kısacası Tanzimat'ın gerek birinci, gerek 8. dönemde yazılan bu romanların çoğu teknik yönden zayıf olan romanlardır. Nitekim Avrupa'yı ilk romanımızı yarın Seretufu'nun döneminde İstanbul'a geldikten sonra, İzmir'den İstanbul'a geldikten sonra Aşk-ı Memnun romanıyla kim yazacaktır? Halit Siyah yazacaktır. Demek ki Avrupa'yı üstüme sahip ilk büyük yazarımız Halit Siyah'dır. O zaman ilk Avrupa'yı romanda Aşk-ı Memnun'dur. Bu dönemi eserlerinde gözlemlediğimiz akımlarda söyleyelim, dersi bitirelim. Bu dönemin birinci dönem romanlarında yani Taşık-ı Talat-ı Hasan Mellah'ta, Esrar-ı Cinayet'te, şu eserde, bu eserde, bunlarda, Çengi'de, Felatun Bey ve Rakım Efendi, İntibah romanında, Cezmi romanında, Turfan'da mı yoksa Turfan mı romanında, genel itibariyle romantizm akımı etkili olmuş. Yani birinci dönem yazarları romantizmden etkilenmiş. İkinci döneme geçtiğimiz zaman realizmin ve naturalizmin yansımaları da vardır. Özellikle Sezai'nin ve Nabizad'ı Nazım'ın üzerinde realizmin ve naturalizmin etkili olduğunu unutmayacağız. Sevgili gençler, bu dersimizde Tanzimat dönemi roman ve öyküsünü ele almaya çalıştık. Önce çeviri romanlarımız, sonra yerli romanlarımız, naziri romanlar ve bu dönemin roman ve öykülerinin genel özelliklerinden bahsettik. İşte çalışacağınız şey bu kadar. Uzatmaya gerek yok. Tanzimat roman ve hikayesini böylece bir ne yapmış olduk? Genel boyutlarıyla, ana hatlarıyla, Hatta bazı noktalarda derinlemesine girerekten olayı aydınlatmış olduk. Umarım bir faydası olmuştur. Önümüzdeki derse bekliyorum sizi. İşte önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Müzik